Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Temmuz ayı sizin için para, finansal konular, iş konuları buralarda çok önemli etkiler barındırıyor. Şimdi konu başlıklarına bir bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek. 17 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay doğuyor. Merkür ayın 10'una kadar Yengeç burcunda, daha sonra Aslan burcuna geçecek. Mars 11'inden itibaren Başak burcuna geçiyor ve Venüs retrosu başlıyor. Şimdi detaylara bakalım. Evet, gezegeniniz Merkür ayın 10'una kadar Yengeç'te, özellikle ayın ilk günü Güneş'le birleşimi var. Dolayısıyla aya hızlı başlıyorsunuz. Zihinsel anlamda çok aktifsiniz ve özellikle finans konularında, para konularında önemli hesaplarınız var, planlarınız var. 3 Temmuz'da meydana gelecek Oğlak burcu dolunayı bazı şeyleri netleştirebilir hayatınızda. Bu bir borçlanma konusu, bir kredi konusu, bir yatırım konusu, hisseli bir para, eşinizin kaynakları ya da ortaklı işle ilgili alanlarda gündemleriniz olabilir. Bir borcun yapılandırılması, emekli olmanız ya da bir vergiyle ilgili konu, sigorta konusu, miras, nafaka gibi konularda olabilir tabii ki. Oğlak dolunayında daha önce başlamış, Ocak ayında başlamış bazı işleriniz de sonuç verebilir ya da bu alanlardaki süreçte olan konular netleşebilir. Öncü burçlarımızı daha fazla etkiliyor bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 11 derece ve yakınlarında. Öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu dolunay özellikle para ve finans konularında sizin için çok daha etkili olabilir, önemli olabilir sevgili ikizler. Merkür ayın 10'una kadar Yengeç burcunda, dolayısıyla para düşünüyorsunuz, hesaplarınız var, muhasebeler yapıyorsunuz, belki bazı yatırım kararlarınız var. Tabii ki işle ilgili de parasal kazançlar, para kazanmak için de hareketli bir aydasınız. Merkür ayın 10'undan sonra Aslan burcuna geçecek. Biraz da hareketin, işte seyahatlere, yakın çevredeki kişilere, kardeşlerle ilgili konulara belki daha fazla yönlenmesini burada bekleyebiliriz. Ama ay boyunca iletişim sizin için önemli. Burada işinizin tanıtımı için bazı yatırımlarınız da olabilir. Reklam, promosyon çalışmaları, medya üzerinde yapılacak işleriniz olabilir. İletişim ve internet üzerinde olabilecek bazı girişimleriniz olabilir. Tüm bunları da daha fazla sorgulayabilirsiniz. Ayın 11'inde Mars Başak burcuna geçecek. 11'ine kadar Aslan burcunda Venüs'le birlikte tüm zaten 3. ev konularında burada enerjiyi özellikle yılın ayın ilk yarısında çok fazla gündeme taşıyor. 11'inden sonra Mars Başak burcuna geçecek. Biraz da hani evde yapılacak işleriniz olabilir bu dönemde. Aileyle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Eforunuzu eve yöneltmeye başlayacaksınız. Evde çalışıyorsanız mesela evdeki iş yoğunluğunuz artabilir. Ayın 20'sinde 19, 20, 21 Temmuz gibi Mars'la Satürn arasında bir karşıtlık var. Sizi zorlayabilecek bir açı bu. Evde oluşabilecek çatışmalara dikkat edin. İşte aileyle, ebeveynlerle bazı böyle tartışmalarınız olabilir. Herhangi bir konuda bunu iyi yönetmeniz, dengelemeniz gerekiyor. Kazalara, sakarlıklara da biraz açık olabilirsiniz. Özellikle ev ortamınızda. Çalıştığınız yerde üstlerle, otorite figürleriyle ilişkilere dikkat edin. Çünkü enerjinizin şöyle bir kısıtlandığını, baskılandığınızı hissedebilirsiniz otorite tarafından. Dolayısıyla bu sizde biraz sinir, bastırılmış bir öfke ve stres yaratabilir. O yüzden 19, 20, 21 Temmuz gibi bu açının olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmakta fayda var. 17 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay doğacak sevgili ikizler. Para evinizdeki yeni ay maddi konularda ve parasal kazançlar bakımından size yeni kapılar açabilir. İş arayan ikizleri destekliyor. Evet, bir işe başlamanız, bir işe girişiminiz, bir para kazancının oluşması mümkün. Süre gelen işlerinizde yeni gelişmeler olabilir. Paranızı değerlendirmek için yatırım kararlarınız olabilir. Ya da size ait bir mülkün satışı, kiralanması gibi bir konunuz olabilir. Yani bununla ilgili bir gündeminiz olabilir. Genel olarak para ve maddi durumunuzda düzenlemelerin öne çıkabileceği bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Bu yeni ay, yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde gündemde olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlakların 24 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın sizin için çok daha güçlü etkileri olduğunu söyleyebilirim. Venüs ay boyunca Aslan burcunda olacak ve her 1,5 yılda bir olduğu gibi bu yıl
Venüs 23'ünden itibaren retro harekete geçiyor. 5 Eylül'e kadar Venüs Aslan Burcu'nda gerileyecek. Bu dönemde 3. evinizde olacağı için özellikle bir ticari girişiminiz, bir anlaşmanız, sözleşmeniz olacaksa lütfen 23'üne kadar bunları tamamlamaya çalışın. 23'ünden itibaren özellikle para konularında, anlaşmalarda, sözleşmelerde böyle yeni kararlar vermemek daha doğru olabilir. Nostaljik etkiler olabilir. Daha önceden gittiğiniz yerlere tekrar gitmeniz, sevdiğiniz bir seyahati tekrar yapmanız, size geçmişi hatırlatacak yolculuklar yapmanız mümkün. Bu dönemde kardeşlerle ilgili konular, akrabalarla ilgili konular hareketlenebilir. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla ya da komşularınızla görüşebilme imkanı bulabilirsiniz. Bunlar daha hoş etkiler tabii ki, daha nostaljik etkiler olarak da karşınıza çıkabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. İkizler Burcu, Zodyağın 3. burcudur. Hava elementinden değişken nitelikler taşır. 21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan kişiler İkizler Burcu'ndan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Merkür'dür. İkizler Burcu, hareketli, canlı, zeki, iletişim kurma konusunda başarılı bir burçtur. Bu burçta doğan kişiler de entelektüel, zeki, hareketli, konuşkan, meraklı, kararsız, değişken ve huzursuz tabiatta olabilirler. Yönetici gezegenleri Merkür çok hızlı bir gezegendir. Merkür etkisindeki bu kişiler de her zaman hızlı düşünen, hareketli, yaşam boyu genç kalabilmeyi başaran kişilerdir. Çok zeki olmalarına rağmen fazla meraklı, değişken ve huzursuz tabiatları nedeniyle bazen fırsatları kaçırabilirler. Onların biraz daha sabırlı ve kararlı davranmayı öğrenmeleri gerekir. İkizler burçları meraklı doğaları nedeniyle hayatları boyunca öğrenci kalabilirler. Onlar için bilgiyi öğrenmek, taşımak, başkalarına iletmek ve bununla ilgili her türlü iletişim konuları ilgi alanlarında olacaktır. Çok iyi bir yazar olabilirler, hatip olabilirler. Çift karakterli ve özgür doğaları sık sık fikir değiştirmelerine ve bağımlı ilişkilerden de biraz uzaklaşmalarına neden olabilir. Bu durum onları uzun vadeli ilişkilerden biraz alıkoyabilir.